Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün AF Fine Tune'dan konuşacağız. Tekrar merhaba. Bugün yine daha önceki videolarda çok bahsettiğim AF Fine Tune işinden konuşacağız. Ve bugün size birçoğunuzun bilmediğini düşündüğüm bir AF Fine Tune yöntemi göstereceğim. Normal, klasik bildiğimiz yöntemden çok farklı ve çok daha etkili bir yöntem. Ben uzun zamandır bu yöntemi kullanarak lenslerimi ayarlıyorum ve diğer, şimdi birazdan herkesin yaptığı yöntem olarak anlatacağım yöntemden çok daha başarılı bir yöntem. Şimdi en başta AF Fine Tune nedir ve neden buna ihtiyaç duyuyoruz ondan bahsedelim. AF Fine Tune, kameranızın otofokus sistemini lensinize göre ince ayar yapmaya denir. Peki neden AF Fine Tune'a ihtiyaç duyuyoruz? Hem lens hem de kameralar bir takım imalat toleransları içerisinde üretiliyorlar ve böyle milimetrik olarak bile birbirlerinden ya da ideal şartlardan farklı üretilmişlerse fotoğrafta bu lensin aslında beklendiğinden daha farklı bir yere fokuslaması ya da makinenin fokusu yanlış şekilde ölçmesiyle sonuçlanır. Bu çok büyük bir problem değildir. Normal çektiğiniz fotoğraflarda bunu fark etmezsiniz ama %100, %200 zoom yaptığınızda fotoğraflarınızı aslında fotoğraflarınızın net olmadığını, lensinizin o sırada sizin otofokusla netlediğiniz yere değil de biraz geriye ya da biraz beriye netlediğini görürsünüz. İşte bu durumu düzeltmek için AF Fine Tune yapıyoruz makinamızda. Mirrorless bir makineye sahipsiniz. Bu videoyla bence vakit kaybetmeyin ya da genel kültür olsun diye izlemek istiyorsanız izleyin ama mirrorless makinelerde uygulanan bir yöntem değil. Çünkü mirrorless makinelerin böyle bir problemleri yok. Normal ve herkesin bildiği AF Fine Tune yöntemi bir netleme diyagramı ve yanında 45 derece duran bir cetvel gibi bir şey içerir. Siz netleme diyagramı üzerindeki desenleri otofokusla netlersiniz. Ondan sonra cetvelden de lensiniz o sırada nereye netlemiş onu kontrol edersiniz. Eğer makine biraz ileriye fokusluyorsa cetvelin üzerindeki daha ilerideki rakamlar net oluyor. Geriye fokusladıysa daha berideki rakamlar net oluyor. Ama bu yöntem biraz zayıf bir yöntem benim anlatacağım yönteme göre. Birincisi, fokusun nerede olduğunu siz kendi gözünüzle görmeye çalışıyorsunuz. Ve bazı kısık diyaframlı lenslerde bunu kolay bir şekilde görmeniz mümkün değil. Ayrıca deneme yanılmayı içeren bir yöntem. Gidip bir sayı giriyorsunuz, ondan sonra yeniden otofokus yapıyorsunuz. Ve makinenin her iki otofokus sırasında da aynı mükemmellikte çalıştığını bir kere varsaymış oluyorsunuz. Ve netliği gözünüzle kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla biraz arızalara açık bir yöntem bu normal herkesin kullandığı AF Fine Tune yöntemi. Şimdi benim anlatacağım yöntemin adı Dot Tune. Ve bu yöntemi ben geliştirmedim. YouTube'da Test Cams isimli kanalın sahibi olan ve AirNF programının yazarı olan arkadaş geliştirmiş, adını bilmiyorum kendisinin. Ama çok sağlam bir yöntem. Bu yöntemde deneme yanılmayı aradan kaldırıyorsunuz. Her şeyi makineye bırakıyorsunuz birincisi. Hatta bu yöntem D5 ve D500'deki Auto AF Fine Tune özelliğine benziyor ama ondan da daha iyi. Bugün anlatacağım yöntem asıl her model kamerada kullanabileceğiniz bir yöntem. Ama ben Nikon'lara özel anlatıyor olacağım. AF Fine Tune yöntemi 6 adımdan oluşuyor. Bu 6 adımı şimdi özet olarak anlatayım size. Daha sonra detaylı olarak anlatacağım. Birinci olarak kameramızı bir kere bir tripodun üzerine bağlayacağız. Ve üzerinde bir takım desenlerin olduğu bir hedefleme kağıdını duvara asacağız. Ama kamerayla duvara asılı olan grafiğin birbirlerine tam paralel olduğundan, kameranın duvara dik bir şekilde olduğundan emin olacağız. İkinci adımda kameranın Live View'ini açıp, Live View'de fokus yaparak, otofokus yaparak kritik fokusu elde edeceğiz. İsterseniz elle de yapabilirsiniz bu adımı. Yani elinizde de fokusun nerede olduğunu bulabilirsiniz. Üçüncü adımda deklanjörden otofokus yapma işini ayıracağız. Yani deklanjörü yarım bastığınızda makine otofokus yapmayacak şekilde ayarlayacağız. Bunun nedeni Live View'de yaptığımız ince fokusun bozulmamasını sağlamak. Dördüncü adımda artık makinenin deklanjörüne yarım bastığımızda makinemiz otofokus yapmıyor. Deklanjöre yarım basarak kameranın fokus geri bildirimlerini kontrol edeceğiz. Beşinci adımda diğer bütün AF Fine Tune değerlerini test ederek bir aralık bulacağız. Altıncı adımda da bu aralığın orta noktasını bizim final AF Fine Tune değerimiz olarak kullanacağız.
Şimdi detaylı olarak adımları anlatmak gerekirse 1. Kameramızın bir tripoda takılması ve netleme diyagramının duvara asılması. Netleme diyagramı konusunda ben size bir Dropbox linki veriyor olacağım bu videonun açıklama alanında. Lütfen o linkteki dosyayı alıp bir printer'da basın. Nasıl bir printer'da bastığınız önemli değil, herhangi bir printer'da basabilirsiniz. Kameramızı bir tripod üzerine sağlamca bağlayacağız ve kameramızı duvara astığımız netleme diyagramına tam dik olacak şekilde karşısına yerleştireceğiz. Şimdi buradaki nokta önemli. Genelde kamerayla netleme diyagramı arasında lensinizin odak uzaklığının 25 katı ile 30 katı arası bir mesafe olması önerilir. Yani 100 mm bir lensi AF fine tune yapacaksınız, bunu 25 katı, yani 100 x 25, 2500 mm, o da 2,5 metre. Yani kameranızı netleme diyagramından 2,5 metre ileriye koymanız lazım. 300 mm bir lens takmışsınız, o zaman 7,5 metre ileriye gitmeniz lazım. 14 mm bir lens takmışsınız da 35 cm ile 40-42 cm arası bir mesafede durmanız yeterli. İkinci adımda makinenin live view'ini açacağız ve lensimizi en açık diyaframına ayarlayacağız. Live view üzerinden netleme hedefindeki görüntünün net olmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Otofokus kullanarak yapabiliriz bunu. Çünkü makine live view'deyken tam olarak sensörü kullanıyor. İkinci olarak elle manuel fokus yapabiliriz. Tamamen size kalmış. Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra lensin netleme halkasına bir daha dokunmuyoruz ya da lensin netliğini herhangi başka bir yere kaydırmıyoruz. Üçüncü adımda makinenin deklanjörüne yarım basıldığında otofokus yapmamasını sağlayacağız. Şimdi burada deklanjörden ayırıyor olmamızın nedeni şu. Makinenin üzerindeki AF-M switch'ini M'ye, yani manuele getirirsiniz. Nikon makinalarda olan bir özellik nedeniyle makinenizin lensin fokusta olduğunu söylediği aralık genişleyecektir. O yüzden bunu yapmıyoruz. Yani lensimizi manuel fokusa getirmiyoruz. AF'de tutuyoruz. Ama AF'de tuttuğumuz zaman da kameranın deklanjörüne yarım bastığımız otofokusu yapmaya başlayacağı için deklanjördeki otofokusu kapatmamız gerekiyor. Bunun için de Nikon makinelerde ekranda gösterdiğim ayarı kapatın. Nikon'un her modelinde hemen hemen aynı yerdedir ama isimleri değişik olabilir. Dördüncü adımda makinenin live view'ini kapatacağız. Burada ekran görüntüsü gördüğünüz menülere girerek AF fine tune değerini o lens için sıfırlıyoruz. Beşinci adımda deklanjörü yarım basıp kameranın geri bildirimini kontrol ediyor olacağız. Vizörün sol alt tarafındaki üçgenler ve daireden oluşan işaretleri kameranın netleme geri bildirimi denir. Geri bildirimde gördüğümüz manzaraya göre gidip AF fine tune değerini değiştireceğiz. Sıfırla başlıyoruz. Eksi 20 ile 20 arası bir değer Nikon kameralarda. Yükselterek ya da azaltarak vizör içerisindeki geri bildirim noktasının tek başına yandığı değerleri bulmaya çalışıyoruz. Eksi 20 ile artı 20 arasındaki hangi değerlerde geri bildirimin ortasındaki sadece dairenin yandığı AF fine tune değerlerini bir kenara not alıyoruz. Altıncı adımda ise bulduğumuz aralığın tam orta noktasındaki sayıyı final AF fine tune değeri olarak ayarlıyoruz. Diyelim ki eksi 9 ile artı 5 gibi iki değer arasında noktanın yandığını buldunuz. Dolayısıyla sizin ayarlayacağınız değer eksi 2. Eksi 9 ile artı 5'in tam ortası olduğu için. Diyelim ki 0 ile 11 gibi tam orta noktası 5,5'a denk gelen bir sayı buldunuz. O zaman 6 ya da 5'ten herhangi birisini seçebilirsiniz. Geri bildirim noktasının sürekli yanıyor olduğunu bulduğunuz değerler arasında artı 20 var ise lensinizin üst limiti büyük ihtimal artı 20'den fazla demektir. Noktanın yanık kaldığı aralığın genişliğini bulmak için netliği bilinçli olarak biraz öne çekin. Diyelim ki geri bildirim noktasının yanık olduğu aralığı artı 20 ile eksi 10 arasında buldunuz. Bu aralığın alt limiti eksi 10 yerine eksi 19 ya da eksi 20 olacak şekilde netliği bir miktar öne çekin ve noktanın yanık kaldığı aralığı yeniden bulun. Diyelim ki yeni haliyle bu aralığı artı 17 ile eksi 19 arasında buldunuz. Bu aralığın genişliği 36 puan demektir. Bunun yarısı ise 18. Bu nedenle eksi 10'a 18 ekleyerek final AF fine tune değerini artı 8 olarak girin. Aynı şekilde geri bildirim noktasının sürekli yanıyor olduğunu bulduğunuz değerler arasında eksi 20 var ise netliği ileri iterek aralığın genişliğini bulabilirsiniz. Ne yazık ki Nikon kameralar zoom lenslerin her
odak aralığı için size AF fine tune değeri girme imkanı vermiyorlar. Dolayısıyla zoom lens kullanıyorsanız ve zoom lensi AF fine tune yapacaksanız benim tavsiyem mesela 24-70 gibi bir lenste 24, 35, 50 ve 70 gibi 4 değerde AF fine tune değerlerini bulmanız ve kullanmayı en sevdiğiniz odak aralığındaki değere yakın bir değer girmeniz. Çünkü eminim çok farklı değerler çıkacaktır her bir odak uzaklığı için. Onlardan en çok kullandığınız odak uzaklığına yakın olan değeri seçmeye çalışın. Prime lensler için sıkıntı yok çünkü prime lenslerde bir tane odak aralığınız var. O odak aralığı için bulduğunuz değeri girebilirsiniz. Bazen lenslerin fokus davranışı netleme uzaklıklarına göre de değişir. Diyelim ki siz 85 mm gibi bir portre lensi AF fine tune yapacaksınız. Daha çok 85x25 gibi bir mesafe yerine yani 200-210 cm gibi bir mesafe yerine daha çok o lensi kullandığınız uzaklıktan da AF fine tune yapabilirsiniz. Evet, bugün size çok özel bir AF fine tune yöntemi olan dot tune isimli yöntemi anlattım. Birçok insanın bilmediğini düşündüğüm bir yöntem bu. Normal AF fine tune yöntemine göre birincisi bedava, ikincisi daha kaliteli sonuç almanızı sağlıyor ve üçüncüsü lensleri daha hızlı ayarlamanızı sağlayan bir yöntem. Ben uzun sürelerdir bu yöntemi kullanıyorum ve çok da iyi sonuçlar elde ettim. Umarım sizin de işinize yarayacaktır. Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın ve paylaşın. Hala kanalıma üye olmadıysanız da lütfen üye olun. Çok ilginç videolar geliyor olacak önümüzdeki haftalarda. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalda yaptığım videoların kalitesini ve içeriğini beğeniyorsanız ve daha da ileri gitmesini istiyorsanız lütfen kanalın Patreon sayfasını ziyaret edip destekte bulunun. Yapacağınız cüzi miktardaki destek bile kanala büyük katkıda bulunuyor olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.